Sevgili seyirciler, baca sistemleri hayati önem taşır. Zira ısıtma amaçlı hangi yakıt türünü kullanırsanız kullanın, zararlı gazın terfisi için baca sistemlerine ihtiyaç duyarız. Bu alanda uzmanlaşan Kayseri Merkezli Çalışkan Çelik Baca Sistemlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çalışkan'la yaptıkları işin hayati değerini, kurulumları, Türkiye genelinde hayata geçirdikleri projeleri Eko Gündem'de konuşuyoruz. XXI. yüzyılda hala baca gazı zehirlenmelerinden can kayıpları yaşanıyor. Bir bacanın en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için baca çap hesabının doğru yapılması gerekiyor. Bu kritik hesaplamalar yoğun bilgi birikimi, profesyonellik ve dikkat gerektiriyor. Tecrübeli personeliyle bilgisayar destekli, Avrupa standartlarında üretim ve uygulama yapan, CE işaretli ürünleri ve satış sonrası hizmetleriyle de yaptıklarının takipçisi olan Çalışkan Baca Sistemleri, doğalgaz bacası sektöründe Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Firma kurulduğu 1997 yılından beri baca konusunda müşterilerine kapsamlı çözümler sunuyor. 97'de kendi firmamı kurdum burada. 2004'te Kayseri'ye geldik. 2004'te Kayseri doğalgaz gelince buraya 2004'te Kayseri'ye geldik. 2004'ten bu tarafa da çok şükür kendi işimizle ilgili her gün kademe kademe bir şekilde devam edip gidiyoruz. Kurucusu Fikret Çalışkan, üretilen baca sistemlerinin mekanik sağlamlığı ve uzun ömrünün yanı sıra yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan 316L kalite standartlarına göre paslanmaz çelikten üretildiğini özellikle vurguluyor. Çalışkan baca sistemleri, atık gaz, doğalgaz baca sistemi dediğimiz, tabir ettiğimiz paslanmaz çelik 316L'den kalite olarak söylüyorum. İmalatı son teknoloji ve yeni standart, eski standart, şu andaki sistemdeki dünyada uygulanan, gerçekten söylüyorum, yani bunu samimi itiraf ediyorum. Yurt dışında yapılan imalattan hiçbir farkı olmayacak pozisyonda bu aşamaya getirdik. Gayet de bu sektörün içerisinde var olduğumuzu, hatta daha ileriye gideceğimizi, hedefimizin büyük olduğunu söyleyebilirim. İmalatını, satışını ve montajını yapan, ayrıca baca problemlerini çözen firma, baca sistemi projelendirilmesi, baca ekipmanlarının seçimi ve satış sonrası hizmetleri de sunan yapısıyla dikkat çekiyor. İmalatımız, şu anda bulunduğumuz Çalışkan Baca Sistemlerinin imalathanesinde gerçekten mükemmel bir şekilde makine, teknik donanım anlamında profesyonelle hemen hemen ulaşmış ve bir şekilde kendi imalatlarımızda yapıyoruz. Ve imalatlarımız bittikten sonra tabii ki montaj bölgelerine, yerlerine sevk ediyoruz. Fikret Çalışkan, gelişmiş bir üretim yapısına sahip olmasına rağmen Türkiye'de ham madde olarak kullanılan paslanmaz çeliğin dökülememesini büyük bir eksiklik olarak görüyor. Paslanmaz çelik tabir ettiğimiz, kullandığımız malzeme rulo şeklinde yurt dışından gelir. Maalesef Türkiye'de en büyük acı noktamız Türkiye'de imalatının olmaması. Yani demir çelik olarak çok zengin bir maden yataklarımız var ama maalesef daha bu malzemeyi biz yapamıyoruz. Yani bunu çekemiyoruz. O incelikteki malzemeyi paslanmaz olarak dökemiyoruz. Onun için yurt dışından geliyor bunlar rulo halinde. Çalışkan, plaka halinde ithal edilen paslanmaz çeliğin nihai ürün haline gelene dek geçirdiği evreleri ayrıntılarıyla izah ediyor. 3 ton, 5 ton, 7 ton neyse rulo halinde gelir. Bu şekilde biz makinemize bağlarız. Rulo açıcımız dediğimiz, tabir ettiğimiz, ona bağlarız. Rulo açıcı ile beraber makine zaten otomatik ölçülendirme sistemiyle verdiğiniz ölçü komutlarla kesimi yapar. Silindir, sonra kaynak bölümü, otomatik dediğiniz kaynak, argon kaynağı dediğiniz kaynak sistemiyle kaynatılıp tabi belli bir aşamalardan geçtikten sonra en son barkod sistemini yapıştırılarak montaj haline gelir. Kurucu Fikret Çalışkan, baca konusunda Türkiye'de TSN 1856-1 belgesini alarak ürünlerine CE etiketi ekleyen ilk birkaç firma arasında olduklarını söylüyor. 1856-1 ve 2 dediğimiz şu anda Avrupa normlarında kullanılan baca ile alakalı standartı kullanıyoruz. Yani bunu gururla söylüyorum. Yeni sistemler C anlamında söylediğim uluslararası dolaşım hakkında malzeme ürünü satış anlamında o kaliteye sahibiz ve Türkiye'de üçüncü firmayız. İlk alanlardan biriyiz. Ve bu şekilde TS, CE zaten ISO sistemimiz zaten mevcut. Bu şekilde bu belgelere sahibiz. Basit görünmekle birlikte baca sistemleri hayati önem arz eden bir yapıya sahip. Fikret Çalışkan, baca sistemlerinin işleviyle birlikte çevreye ve sağlığa etkisini izah ediyor. İşin ehli olmayan kişilerce standartlara uygun yapılmayan sistemlerin ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Baca sektörü basit bir konumda görülüyor ama aslında çok hassas, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir hizmet vermektedir aslında normalde. Bu atık gaz dediğimiz, yani bizim şu anda merkez sistemlerde veya doğalgaz kullanarak ısıtma sistemimizi bize sunan doğalgaz kazanlarının devamında olan bütün sistemi biz kuruyoruz. Yani baca sektörü aslında kısaca basit gibi gözüküyor ama aslında değil. Bütün o kazandan çıkan atık gaz, zehirli ve yoğuşma türü olan dediğimiz su buharıyla oluşacak kısımlardaki dediğimiz atık gaz atmosfere atmamızda biz yardımcı oluyoruz. Firma bünyesindeki baca konusunda uzmanlaşmış makine yüksek mühendisleriyle baca sistemlerinin gerektirdiği her türlü hesaplamaları yapabiliyor ve teknik raporlar sunabiliyor. Doğalgazın kullanımının yaygınlaşması firmanın iş potansiyelini de artırıyor. Doğalgaz gelince kesinlikle bizim önümüz yapılacak olan iş potansiyel anlamında da büyük bir önümüzü açmış oldu. Ama biz zaten hem doğalgaz hem katı yakıtlı dediğimiz yani fuel oil, mazot hatta LPG dediğimiz sistemde çalışan bütün sistemlerin doğalgaz bacalarını yapmaktayız. Firma %100 müşteri memnuniyetini ön planda tutarak otellerden hastanelere, alışveriş merkezlerinden toplu konutlara kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. TOKİ ile yapılan işbirliği işin ağırlığını oluştururken Türkiye genelinde neredeyse sistemin kurulmadığı şehir kalmıyor. Hitap ettiğimiz alan aslında bütün Türkiye'nin geneli veya inşaat sektörü veya yeryüzündeki ısıtmaya dair her tarafta biz varız. Şimdi biz TOKİ'ler dediğimiz bölüm, yani toplu konut idaresinin biliyorsunuz daha çok potansiyel olarak bize gözüküyor. Biz onlara daha çok ağırlık mecburen vermek zorundayız. Çünkü konut bizim işimizin yoğunluğu %50'ye yakın kısmı burası. Yani biz Türkiye genelinde bütün girmediğimiz veya gidemediğimiz şehir kalmamış diyebilirim. Teknik kadrosuyla, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri uygulayarak, modern ekipman ve uzman iş gücü desteğiyle müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda süratli, kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak, üretmek, uygulamak, dürüst ve özenli çalışarak müşterilerin güven ve takdirini kazanmak firmanın çalışma prensibini özetliyor. Firma olarak kendimize gurur duyuyoruz. Hizmet anlamında veya yapılacak hizmetler anlamında, ekip anlamında birbirimizi tamamlayan bir ekibe sahibiz. Bizde en üst kademeden en alt kademeye kadar hep birbirini tamamlayan ekiplerle ve iyi niyetli arkadaşlarla çalıştığımız için, ekibimiz de kuvvetli olduğu için insanlarla çok daha iyi şartlarda ve olumlu bir şekilde hizmet vermekteyiz. Şimdi çalışan elemanımız 10 kişi, kendi personelimiz, maaş kadromuzla beraber 10 kişi. Fakat en az 2 ekipte taşeron ekip kullanıyoruz. Genellikle taşeron ekiplerimizle beraber iş paylaşımı yapıp TOKİ, merkezi sistem veya şehir anlamında fark etmeden ortaklaşa bir kendi firmanın olması gereken hassasiyetlerle çalışıyoruz. Fikret Çalışkan ilk günden itibaren yılların getirdiği deneyimle ürün bilgisini birleştiriyor, çözüm ortaklarımıza nitelikli hizmet sunuyoruz diyor. Satış sonrası hizmet ve memnuniyet yaratma hedefi işin en can alıcı noktası oluyor. Her sektörün kendine has özellikleri var ve değerleri var. Bu değerleri en üst noktaya çıkarmak için de müşteri memnuniyet. Şimdi bizim imalatçıyız, evet imalatçıyız ama müşteri memnuniyeti bize ön planda geliyor. Çünkü bizim ürünlerimizi montaj sonrası gören müşterilerimiz. O müşterilerimizden gelen olumlu veya olumsuz tepkiler bizi ileri veya geriye götürüyor. Onun için şu ana kadar bütün hizmetlerimizde veya sistemleri kurduğumuz yerdeki şikayetleri sıfır noktasında takip ediyoruz. Onların dönüşü bize kesinlikle memnuniyet anlamında değil ve zaten referanslarımız da o yüzden kademe kademe firma olarak artmış oluyor. Birbirini takip ediyor. Önemli olan işi yaptıktan sonraki müşteri memnuniyeti, hizmetlerimiz. Uygulama aşamasında yüksek kalitede iş yapmak, mimari detaylarla paralelliği sağlamak, sistemleri ve yapıları çalışır halde sorunsuz ve zamanında teslim etmek, kurucu Fikret Çalışkan'ın en temel çalışma prensibi. Çalışkan referans sistemiyle ilerlediklerini dile getiriyor. Bizim müteahhitler gerek sistemimizden, gerekse müşterilerimizden birbirleriyle irtibattaki referanslardan dolayı bizi bulurlar. Biz gerekli ön keşiflerimizi yaparız. Keşiften sonra fiyatlandırmasını yaparız. Fiyatlandırmadan sonra onayını aldıktan sonra biz iş imalat boyutuna geçeriz. Genelde stok anlamında kendi imalatlarımız var. Eğer hazır satışlardan stoğumuzu zaten müdahale eder, anında montajına geçeriz. Denetim şart diye devam ediyor Fikret Çalışkan. Montaja geçmeden evvel hem otokontrol hem de sonradan doğabilecek hasarların işin başında önlenebilmesi adına gaz dağıtım şirketlerinden gelecek onayın önemine işaret ediyor. Montaja geçebilmemiz için bazı kurallarımız var. Yani bizim hem kendimizi denetlememiz adına hem gerekli bize sorumlu olduğumuz insanların bizi denetlemeler adına belli kurallarımız var. Bunları yerel gaz dağıtım şirketleri genellikle bizi takip eden en büyük odaklı nokta olduğumuz yer burası. Biz projelerimizi önce gaz şirketlerine sunarız. Projemiz onaylanır, ondan sonra montaj kısmına geçmiş olur. Kaliteden ödün vermek, yaşamdan ödün vermek anlamı taşıyabilir. Zira standartları karşılamayan malzeme kullanılarak yapılan baca sistemlerinden kaynaklanacak sıkıntılar, telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğurabilir. Fikret Çalışkan, müteahhitlere de, bireysel kullanıcılara da sadece fiyata bakarak karar vermeyin, kaliteyi sorgulayın mesajı veriyor. En kaliteli malzeme zaten kullanmak zorundayız. Bu bizim hem standartımızın gereği hem kendimize verilen bir hizmetin gereği. Bunu suistimale etmemek için insanlar yanlış bir malzeme, yani paslanmaz çeliğin kalitesine oranlı yanlış malzeme kullanıyorlar, buna dikkat edilmiyor. Sadece fiyat, altındaki toplam TL veya verilen rakama bakılıyor. Bu da bizi memnun etmiyor. Çünkü niye? Çünkü kullanılan malzeme ile fiyat örtüşmüyor. Bize bu konuda da sıkıntılarımız var. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Hakikaten gerçek söylüyorum. Yani kullanıldığın kaliteli bir malzemenin ürün değeri belli. Bunun aşağısına indiği zaman muhakkak sıkıntılı bir iş yapılıyordur orada. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Fikret Çalışkan, merdiven altı üretim olarak tabir edilen standart dışı üretimin engellenmesi noktasında Baca Bir Derneği'nin sorumluluk üstleneceğini dile getiriyor. Bu işin bir uzmanlığı ve profesyonelliği var veya hizmeti düzgün yapmalar. Bunlar anlamında çok eksiklikler var. Biz bunu Baca Bir diye kendi bir derneğimizi oluşturduk. Şu anda bir 20 kişi üye olduğumuz, zaten toplamda Türkiye'de 30-35 kişi firma var bu baca sektörüyle ilgili. 20 kişi bir dernek kurduk. Şu an bu derneğin tüzüğünden de geçti ve yönetimin aldığı kararlarda geçti. Bu mekanizmayı devreye sokacağız. Gerekli şekillerde takibini yapıp bazı yerlerde örnekleme yaparak da bunun testine tabi tutacağız. Fikret Çalışkan konusunda tercih edilen, yaptığı çalışmalarla diğer firmalara örnek olabilen, kurumsallaşmış, çağdaş bir yapı oluşturarak hep daha iyi ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen seçkin, lider bir kuruluş olmak gayesiyle yollarına devam edeceklerinin altını çiziyor. Şu anda imalatlarımız çok son teknolojiyle kullanıyoruz. Ama tabii ki ileride çıkacak yeni bir teknoloji bize de aynen destek verecek. Onun için biz önümüzü kapatmadık. Sürekli teknoloji ve fikir anlamında hep yeniliğe açığız biz. Onun için hedefimiz hep ileri diyoruz. Firma kurucusu Fikret Çalışkan son mesajında uyarısını yineliyor, kaliteden asla ödün vermeyin diyor. Seçimi düzgün yapmak lazım, malzemeyi düzgün takip etmek lazım, kaliteli firmalarla çalışmak lazım. Çünkü sorun olmayacak firmalara bu işi bir sefere yaptırıyorsunuz. Bunu sorunsuz devam etmesi için seçiminizi düzgün yapılması lazım. Onun için dikkat olsunlar diyorum ve TL kısmındaki rakamlara itibar edilmemesi lazım. Evet, önemlidir ama malzeme kalitesiyle beraber değeriyle alınmalı diyorum. Ve bu şekilde sistemin başarıya ulaşması lazım.